Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Mudar kabilesi geliyor, Mudar kabilesi. Üzeri perişan, elbiseleri yok, aç. Açlık yüzlerine sinmiş. Baktığınız zaman bakamıyorsunuz. Bir deri bir kemik haline gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselam evine gönderiyor. Peygamber evinde o kabileyi doyuracak kadar ne vali var? Yok. Sonra minbere çıkıyorlar namazı eda ettikten sonra. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gündemi Mudar kabilesi. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın hutbeleri gündem. Ümmetin meselesi neyse gündeme, minbere onu taşıyorlar. Şimdi Müslüman hocaların gündemini, biri dünyanın kuzeyine gidiyor. Şimdi orada namaz vakitlerini araştıracak. Öteki çıkıyor, ekranlara kıyametin alametleri yoktur diyor. Peygamber Aleyhisselam'ın Hazreti Muhammed'in gündemine bakıyorsunuz. Yani biri dedi, Siyonistler, Müslümanlara diyorlar ki siz aman ha, Suriyeli kadının gündemiyle meşgul olmayın. Peki neden bunu söylerler? O kadın yarın yavrusunu yetiştirdiği zaman o yavru İslam'a, o yavru Müslümanlara düşman olsun. O yavruya anne desin ki yavrum, biz zemheri gecelerinde evimiz yok, çadırımız yok, ayazda donuyorduk. Kardeşiniz böyle bir soğuk gecede vefat etmişti. Ama Müslümanlar saraylarında onlar sizin imdadınıza koşmadılar. Onlar sizin çığlıklarınıza cevap vermediler. O halde siz onlara neden dost oluyorsunuz diye. Onları belki o çocukları size, sizin davanıza düşman olarak yetiştirecekler. 80-100 yıl önce tek devletimiz vardı, Osmanlı vardı. Şimdi bizi paramparça yaptılar. Neden? Kürdü Türk'e, Arap'ı Türk'e, ümmeti birbirine düşman yaptılar. İşte bu motifleri işleyerek düşman yaptılar. Onun için onlar gafildir, onlar zavallıdır. Eğer imanı, İslam'ı anlatacaklarsa, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gündemi her zaman ağlayan, gözyaşı döken Müslümanların gündemi olmuş. Hutbeyi onları taşımışlar. Sana ne namazın vakitlerinde? Kur'an onu tayin etmiş, Peygamber Aleyhisselam onu tespit etmiş. Bu ümmet yıllarca orucunu da doğru tutuyor, namazını da doğru kılıyor. Ama sana ey zavallı birileri bir ödev vermiş birileri. Sen neredeydin? Bu milletin başörtüsüne düşmanlık yaptılar. Kızımın üzerindeki örtüyü aldılar. Neden o zaman çıkıp da ey zalimler, Müslüman kızın örtüsüne, çarşafına, çıplak kadınların karşısına çıkıyor, onlarla İslam'dan konuşuyor.